Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5. üniteden sözcük türlerinden fiildeki anlam ve kişiyle ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu dörtlükteki numaralanmış fiillerden hangisinin kipi aşağıda yanlış belirtilmiştir? A seçeneğine baktığımızda 1. sözcük öğrenilen geçmiş zaman kipek ile çekimlenmiştir diyor. Öğrenilen geçmiş zaman kipeklerimiz neydi? Mış, miş, muş ve müş ekleridir arkadaşlar. 1. sözcüğe baktığımızda bakın bağlanmak fiil buradaki mame eki olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkar. Mış eki ise nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Üçüncü sözcük geniş zaman kipek ile çekimlenmiş diyor. Geniş zaman kipeklerimiz neydi? R, ar, er, ır, ir, ur ve ür ekleridir. Üçüncü sözcüğe baktığımızda bakın olmak fiil buradaki ur eki nedir? Geniş zaman kipekidir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük görülen geçmiş zamanla çekimlenmiştir diyor. Bildiğiniz gibi görülen geçmiş zaman ekleri dı, di, du, dü benzeşmeye uğradığında tı, ti, tu ve tü şeklini alır. 4 numaralı sözcüğe baktığımızda ise şaşmak fiil buradaki tı eki nedir arkadaşlar? Bu da görülen geçmiş zaman kip ekidir. M ise ben. Ben şaştım. Yani birinci tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkar. D seçeneği doğrudur. O yüzden bunu denemiş oluruz. 5. sözcük şimdiki zaman eki almıştır diyor. Şimdiki zaman ekimiz ise yor ekidir. Bazen mada mede, bazen de makta mekte ekleri de arkadaşlar nedir? Şimdiki zaman kip eki yerine kullanılabilir. Sözcüğe baktığımızda ezilmiyor kelimesini görüyoruz. Ezmek nedir? Fiil köküdür. Ezmekten ezilmek olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. Burası yine fiildir. Mame olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkar. Buradaki yor eki ise şimdiki zaman kip ekidir. E seçeneği doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. İkinci sözcük istek kipi almıştır diyor. İstek kipi ekimiz ise E ve A ekidir. İki numaralı sözcüğe baktığımızda kar koysam diyor. Bakın burada nedir? Koymak fiildir. Sesa nedir arkadaşlar? Sesa eki burada dilek şart kipidir. M ise yine birinci tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar B seçeneğinde istek kipi demişti. Bu ifadenin yanlış olduğunu görüyoruz. Burada dilek şart kip eki kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde eylem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur. Toplantıya katılmak için karar vermediniz mi? Bakın burada mame eki olumsuzluk ekidir. Eylem olumsuz. Cevap verecek olursa karar verdik anlamına gelirse anlamın olumlu olduğunu görüyoruz. Fakat vermedik dese bu sefer de arkadaşlar anlamcada olumsuz bir anlam çıkabiliyor. Eylem olumsuz, anlamda olumsuz olabiliyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bugün buraya gelirse de mi gitmezsiniz? Mazmez eki yine olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkar. Gideriz desem yine anlamca olumlu anlam çıkıyor. Fakat gitmeyiz desem arkadaşlar yine anlamca olumsuz bir anlam çıkıyor. Eylem olumsuz, anlamda olumsuz. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Biraz ısrar etsen söylemez mi ifadesinde mazmez eki yine olumsuzluk ekidir. Söyler anlamı da çıkar. Bakın söylemez anlamı da çıkar. Eylem olumsuzluk eki almış. Anlamca da olumsuz bir anlam çıkabiliyor. Dolayısıyla biz D seçeneğini denemiş oluruz. Okuduğun son kitabı yarın getirmeyecek misin? Getirmeyecek misin derken mame eki bakın burada olumsuzluk ekidir. Getireceğim derse olumlu bir anlam çıktığını görüyoruz.
getirmeyeceğim derse arkadaşlar bu sefer de yine olumsuz bir anlamın çıktığını görüyoruz. Eylem olumsuz, anlamcı da olumsuz anlam çıkabiliyor. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda böyle bir müze hiç gezilmez mi ifadesinde hiç ve gezilmez kelimesindeki mazmezeki cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır eylem olarak. Fakat anlamına bakacak olursak gezilir anlamına gelir. Anlamca olumlu bir anlam çağrıştırıyor. Yüklemdeki fiil de olumsuzluk eki almış. Yani eylem olumsuz, anlamı olumlu. Bu yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik zamanlı bir eylem kullanılmıştır? Bakın bir fiilin birleşik zamanlı bir eylem olabilmesi için kip artı ek fiil artı şahıs eki alması lazım arkadaşlar. Birleşik zamanlı fiil olabilmesi için ek fiil alması şarttır dedik. Peki ek fiillerimiz nedir? Hatırlayacağınız üzere idi, imiş ve ise ekleridir fiillere gelen. İdi hikaye olarak karşımıza çıkar. İmiş rivayet olarak karşımıza çıkar. İse ise nedir arkadaşlar? Ek fiilin şartıdır. Seçeneklere baktığımızda bir gülüşündür gençliğimi döndürdü yolundan ifadesinde bakın dönmekten döndürmek olmuş. Buradaki dür yapım ekidir. Fiilden fiil yapım ekidir. Dü nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Bir tane kip eki almış. Dolayısıyla burada birleşik zamanlı bir fiil yok. Gülüşündür ifadesinde ise gülmekten gülüş olmuş. Yapım eki almış. Burası isim olmuş. Senin gülüşün dersen burası iyelik eki olarak karşımıza çıkar. Buradaki dür ise ek fiilin geniş zaman çekimidir. Ama dikkat edin isme gelmiş. İsme geldiği için birleşik zamanlı bir fiildir diyemeyiz. A seçeneğinde birleşik zamanlı bir fiil olmadığı için de A seçeneğini elemiş oluruz. Günler damla damla altın demekti ifadesinde. Demek. De kelimesi burada yani söylek anlamına gelen de kelimesi burada fiildir. Makmik eki isim fiil ekidir. Bütün fiilimsiler yapım eki olduğu için buradaki de ikinci makmik ekini alamadığından dolayı sözcük yapım eki olarak karşımıza çıkar. Peki buradaki di nedir? Arkadaşlar buradaki ti de ek fiildir. Yine ek fiilin geniş zaman çekim ekidir. İsme gelmiştir. Onu yüklem yapmıştır. Burada da çekimli bir fiil yok. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı ifadesinde. Bakın var sözcüğü burada mevcut anlamına gelmiş. Mevcut anlamına geldiği için var sözcüğü isimdir. Peki D nedir? D yine burada ek fiildir. Ek fiildir. İsme gelerek onu yüklem yapmış. Burada da çekimli bir fiil olmadığı için D seçeneğini de elemiş oluruz. Şimdi bazı arkadaşlar şunu geniş zamanın olumsuz olarak düşünebilir. Fakat arkadaşlar tükenmez bir hayat dediği için buradaki mazmezeki sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Anası mezar dikecekmişten geniş zamanın olumsuz olarak karıştırmayın. E seçeneğine baktığımızda ise belki neyi bile benim gibi içten yanmadı ifadesinde yanmak fiil mame eki nedir? Olumsuzluk ekidir arkadaşlar. D nedir burada? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Bakın bir tane kip eki almış. O zaman bu fiil nasıl çekimlidir? Basit çekimli bir fiil olarak karşımıza çıkar. Bize birleşik zamanlıyı sormuştu. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Gelelim C seçeneğine. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı kelimesinde. Arkadaşlar çarpmak nedir? Fiildir. Peki buradaki ar nedir? Bakın buradaki ar geniş zaman ekidir. Geniş zaman kipidir. Peki dı nedir? Buradaki dı da ek fiildir. Peki ek fiilin ne arkadaşlar? Ek fiilin de hikayesi olarak karşımıza çıkar. Geniş zamanın hikayesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Kip ekinden sonra ek fiil aldığı için çarpardı kelimesi birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiildir. Bu yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde
İstek kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır. Bildiğiniz gibi istek kipi nedir? E ve A ekidir arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda cenazemiz yerde kalmasın dostlar ifadesinde bakın kalmak fiil, mame eki, olumsuzluk eki, sında nedir? Üçüncü tekil şahıs ekidir. Bakın burada bir kip eki yok fakat kalmasın diyerek eylemin bir buyruk şeklinde yapılması gerektiğini bize gösteriyor. O yüzden kalmasın ifadesi emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Şu güzel yaz günleri hiç bitmesi ifadesinde bitmek fiil, mame eki yine olumsuzluk ekidir. Sesa ise dilek şart kip eki olarak karşımıza çıkar. Burada da arkadaşlar istek kip eki kullanılmamış. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Hangi pencereye koşsam gece ifadesinde koşmak fiil, sesa yine dilek şart kipi olarak karşımıza çıkar. M nedir? Bu da birinci tekil şahıs ekidir. Burada da dilek şart kipi kullanılmış, istek kipi kullanılmamış. O yüzden bunu denemiş oluruz. D seçeneğine bakacak olursa, sanmayın tarafımdan hıyanet var cümlesinde. Bakın sanmak fiil, mame, olumsuzluk eki, y kaynaştırma, ın da nedir? İkinci çoğul şahıs ek olarak karşımıza çıkar. Eylem yine bir buyruk şeklinde karşımıza çıktığı için sanmayın sözcüğü emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Hıyanet var derken var burada mevcut anlamına gelmiş. O yüzden isimdir. Dır eki düşmüştür. Yani isimlere gelip onu yüklem yapan ek eylemin geniş zaman çekiminin düştüğünü görüyoruz. Burada da herhangi bir istek kipeki yok. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Ne saklayayım gaflet ettiğimi cümlesinde ise saklamak fiil, Y kaynaştırma harfi, A istek kip olarak karşımıza çıkar. Y kaynaştırma ın da nedir arkadaşlar? Birinci tekil şahıs ekidir. Görmüş olduğunuz gibi burada istek kipinin kullanıldığı görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizilerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir kiple çekimlenmiştir? Bir numaralı sözcük bakalım kelimesi. Bakmak fiil, A burada istek kip olarak karşımıza çıkar. Lın da nedir? Biz bakalım desem birinci çoğul şahıs ekidir. Dinsin kelimesinde dinmek fiil, sin o dinsin desem üçüncü tekil şahıs ekidir. Sal desem bakın sözcük yalın halde emir kipiyle çekimlenmiş. Çıksın kelimesinde çıkmak fiil, sın yine üçüncü tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkar. Ve çıksın kelimesi de görmüş olduğunuz gibi emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. İki numaralı sözcük de arkadaşlar emir kipiyle çekimlenmiş bir sözcüktür. Görünsün kelimesinde görmekten görünmek olmuş. Bakın burası fiil. S kaynaştırma ne görünsün? O. Buradaki ün eki de arkadaşlar yine ikinci tekil şahıs ek olarak karşımıza çıkar. Burada da eylemin bir buyruk şeklinde yapıldığı karşımıza çıkıyor. O yüzden bu da emir kip ile çekimlenmiş. Bize farklı bir kip ile çekimlenmiş olanı sormuştu. A seçeneği istek kip ile çekimlenmiş. Diğerleri emir kip ile çekimlendiği için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Gelmeyi verseydin eylemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada arkadaşlar bakın nedir? Gelmek fiil, mame, olumsuzluk eki, y kaynaştırma, i vermek nedir arkadaşlar? Tezlik eylemidir. Sesa, dilek, şart kipeki olarak karşımıza çıkar. Y kaynaştırma, buradaki di nedir? Di de arkadaşlar ek fiildir. Ek fiilin hikayesi olarak karşımıza çıkar. N de sen gelmeyi verseydin yani ikinci tekil şahıs ekidir. Şimdi bu bilgiler ışığında seçeneklere bakacak olursa birleşik zamanlı bir eylemdir demiş. Doğru arkadaşlar. Bir fiilin birleşik zamanlı olabilmesi için ek fiil alması lazım.
Bakın burada ek fiilin hikayesi kullanılmış. İdi kelimesi yani şartın hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Ek eylem kullanılmıştır. Evet. Ek fiilin hikayesi var görmüş olduğunuz gibi. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Olumsuzluk 2 almıştır. Doğru. Bakın gelmeyi ver derken mame olumsuzluk 2'dir. Demin söylemiştik. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birleşik yapılı bir eylemdir diyor. Arkadaşlar, birleşik zamanlıyla birleşik yapılı eylem farklı şeyler. Birleşik zamanlı olabilmesi için demin de söylemiş olduğumuz gibi bir sözcüğün ek fiil almış olması lazım. Burada da sözcük yine birleşik yapılı bir eylemdir. Çünkü gelmek artı i vermek sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat A seçeneğine baktığımızda istek kipinin hikayesiyle çekimlenmiştir diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü istek kipekimiz nedir? EA'dır. Fakat fiilin şartın hikayesiyle çekimlendiğini görüyoruz. Çünkü SSA şart ekini almış. Bakın şurada SSA şart ekini aldığını görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu dizelerde birleşik zamanlı kaç eylem kullanılmıştır? Arkadaşlar bir fiilin birleşik zamanlı olabilmesi için ek fiil alması lazım. Parçamıza baktığımızda geçerdi kelimesinde geçmek fiil. Bakın buradaki ar er eki nedir? Geniş zaman kipekidir. Peki di nedir? Bu da ek fiildir. Peki ek fiilin ne arkadaşlar bu? Hikayesi. Görmüş olduğunuz gibi geniş zamanın hikayesi var. Dolayısıyla geçerdi kelimesi birleşik zamanlı bir fiildir. Gülümserdi kelimesine bakacak olursak gülümsemek fiildir. R nedir? R de geniş zaman kipekidir. Peki D nedir? Bu da ek fiildir. Ek fiilin ne arkadaşlar? Bu da hikayesi. Dolayısıyla geniş zamanın hikayesi olmuş. Burada da çekimli bir fiil var. Yani birleşik çekimli bir fiil var. Birleşik zamanlı bir fiil var. Kapmıştı kelimesinde kapmak fiil, mış öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Peki tı nedir? Bu da ek fiildir. Ek fiilin neyi? Hikayesi. Bakın öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olmuş. Bu da çekimli, birleşik zamanlı bir fiildir. Getirmişti kelimesine bakacak olursak getirmek fiil, miş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipeki. Ti nedir? Ek fiildir. Ek fiilin neydi arkadaşlar bu? Hikayesi. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olmuş. Ek fiil aldığı için bu da birleşik zamanlı bir fiildir. Çıkardınız kelimesine bakacak olursak çıkmak fiil. Çıkmaktan çıkarmak olmuş. Yani buradaki ar er eki nedir? Fiilden fiil yapım ekidir. D nedir? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Nız nedir? Bu da siz çıkardınız anlamına gelir. İkinci çoğul şahıs ekidir. Bakın arkadaşlar, çıkardığınız kelimesi bir tane kipeki almış. Ek fiil almamış. O yüzden çıkardığınız kelimesi basit çekimli bir fiildir. Şimdi diğer sözcüklere baktığımızda geçerdi 1, gülümserdi 2, kapmıştı 3, getirmişti fiili de 4 tane burada birleşik zamanlı fiil olduğunu görüyoruz. Başka da yok. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil yapıca ötekilerden farklıdır? Bakın arkadaşlar fiilin yapısını sormuş. O halde ben fiilin basit olup olmadığına, türemiş olup olmadığına, aynı zamanda birleşik olup olmadığına bakıyorum. Basit fiil yapım eki almayan, türemiş fiil yapım eki alan, birleşik fiil de iki sözcükten oluşan fiillere denir. Onun da çeşitli kuralları var. Konu anlatım videosunda bahsetmiştim. İsteyen arkadaşlar ona bakabilir. Seçeneklere baktığımızda ise A seçeneği dursun. Konarlar bahçemin incirlerine cümlesinde bakın konmak fiil ar er eki nedir burada? Geniş zaman ekidir. Lar nedir arkadaşlar? Onlar konarlar desem üçüncü çoğul şahıs ekidir. Dolayısıyla konarlar kelimesi yapım eki almamış, iki sözcükte birleşmediği için buradaki konarlar sözcüğü basit bir fiildir.
Yağmurlardan sonra büyürmüş başak ifadesinde büyümek fiil. Bakın buradaki re nedir? Re geniş zaman kipekidir. Müş nedir? Bu da arkadaşlar ek fiildir. Ek fiilin neyi? Rivayeti. Görmüş olduğunuz gibi burada da büyürmüş kelimesi herhangi bir yapım eki almamış, bir sözcükle de birleşmemiş fakat birleşik zamanlı bir fiil olmuş. Çünkü ek fiilin rivayetini almış. Arkadaşlar bu fiil de nedir yine? Basit yapılı bir fiildir yapım eki almadığı için. Lambalar yanıyor hafif ve sarı cümlesinde yanmak fiil. I nedir burada? Yardımcı ünlüdür. Your nedir? Şimdiki zaman kipekidir. Bakın bu fiilde yine herhangi bir yapım eki almamış, bir sözcükle birleşmemiş. O yüzden yapısı yönüyle nedir? Basit bir fiildir. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Açmak fiil. Are eki burada geniş zaman kipekidir. Bu fiilde yani açar kelimesi de herhangi bir yapım eki almamış, bir sözcükle de birleşmediği için basit fiildir. A seçeneğine baktığımızda ise hayatla doldurur bu boş yelkeni cümlesinde. Bakın dolmak fiil. Dolmaktan doldurmak olmuş. Buradaki dur eki nedir arkadaşlar? Doldurmak. Fiilden fiil yapım ekidir. Ur nedir? Buradaki ur da geniş zaman kipekidir. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki dur eki yapım eki olarak karşımıza çıktı. Doldurur kelimesi en az bir tane yapım eki aldığı için nedir? Türemiş bir fiildir. Dolayısıyla ben A seçeneğindeki doldurur fiilinin türemiş, diğerlerinin basit fiil olduğunu görüyorum. Bana yapıca farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir? Bir fiilin birleşik zamanlı olabilmesi için ne gerekiyordu arkadaşlar? Ek fiil gerekiyordu. İdi, imiş ise. Seçeneklere bakalım. Çantasından güzel bir antika eşya çıkardı. Bakın çıkmak fiil, çıkmaktan çıkarmak olmuş. Buradaki ar eki arkadaşlar fiilden fiil yapım eki. Dı nedir? Bu da görülen geçmiş zaman kipeki. Bakın bir tane kipeki almış, ek fiil almamış. O yüzden arkadaşlar bu fiil nedir? Basit çekimli bir fiildir. Bundan dolayı ben A seçeneğini elemiş olurum. Bu yıl yapraklar erkenden sarardı. Arkadaşlar buradaki kelimenin kökü nedir? Sarıdır. Sarı isim köküdür. Sarıdan sararmak olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. Peki dı nedir? Buradaki dı da görülen geçmiş zaman kipekidir. Bir tane kipeki almış, ek fiil almamış. O yüzden basit çekimli bir fiildir. Bundan dolayı ben B seçeneğini denemiş olurum. Elmalar bir süre sonra iyice kızardı. Bakın kızmak fiil, kızmaktan kızarmak olmuş. Buradaki ar eki fiilden fiil yapım eki. Dı nedir? Bu da görülen geçmiş zaman kipekidir. Bu da bir tane kipeki almış, ek fiil almamış. O yüzden ben C seçeneğini denemiş olurum. D seçeneği dursun. Eve çabuk gidelim. Şimdi gelmiştir. Arkadaşlar gitmek fiil. A, E, 2 nedir burada? İstek kipidir. Lim nedir? Biz gidelim. Birinci çoğul şahıs ekidir. Bakın gidelim kelimesi de bir tane istek kipeki almış. Ek fiil almamış. Bu da basit çekimli bir fiildir. Gelmiştir kelimesine bakalım. Gelmek fiil. Miş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Peki tır nedir arkadaşlar? Tır bildirme ekidir burada. Ek fiil değildir. Bildiğiniz gibi ek fiilin dır şekli arkadaşlar isimlere gelir. Fiillere geldiğinde biz buna bildirme eki diyoruz. Bildirme eki eklendiği fiili birleşik zamanlı bir fiil haline getirmez arkadaşlar. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise hafta sonları mutlaka köye giderdi cümlesinde gitmek fiil, arer eki nedir? Geniş zaman ekidir. Dı nedir? Ek fiildir. Peki ek fiilin neydir arkadaşlar? Hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi giderdi kelimesi ek fiilin hikayesini almış. Geniş zamandan sonra gelmiş. Yani geniş zamanın hikayesi olmuş. Dolayısıyla basit çekimi birleşik çekimli hale getirmiş ek fiil. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru.
Bu dizilerdeki altı çizili eylem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Geniş zamanın şartıyla çekimlenmiştir. Fark edemezsen ifadesine bakıyoruz. Bakın buradaki mazmez eki nedir? Mazmez eki geniş zamanın olumsuzudur arkadaşlar. SSA eki nedir? Bu da ek fiildir. Ek fiilin neyidir peki? Ek fiilin şartıdır. Bakın geniş zamanın şartıyla çekimlenmiş bir fiil görüyoruz. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yardımcı eylem yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Yardımcı eylemlerimiz etmek, olmak fiildir. Günümüzde en çok kullanılan fiiller bunlardır. Dolayısıyla etmek kelimesi burada nedir? Yardımcı fiildir. Peki yeterlilik fiilinin olumsuzu var mı? Tabii ki var. Bakın şuradaki E kelimesi nedir arkadaşlar? Yeterlilik fiilinin olumsuzu olarak karşımıza çıkar. Yani e-bilmek kelimesinin olumsuzudur. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birleşik çekimli, birleşik yapılı bir eylemdir diyor. Arkadaşlar geniş zamanın şartı dedik. Zaten bu nedir? Birleşik zamanlı bir fiil olduğunu görüyor. Birleşik zamanlı bir fiil olduğunu gösteriyor. Peki fark etmek nedir? Bu da birleşik yapılı bir fiil olduğunun göstergesidir. Yani yardımcı eylemle oluşan bir fiil olduğunu görüyoruz. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ünsüz yumuşamasının örneği vardır. Bunu nerede görüyoruz? Bakın bunu şurada görüyoruz arkadaşlar. Kelime aslında nedir? Etmektir. T sesi yumuşayarak D'ye dönüşmüş. O yüzden burada da ünsüz yumuşaması vardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dilek ipiyle çekimlenmiştir diyor. Arkadaşlar bu fiil dilek ipiyle çekimlenmemiş. Bakın geniş zamanın olumsuzu ile çekimlenmiş bir fiildir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminin kip ve ek eylem özellikleri ayrıt içinde yanlış belirtilmiştir? Duyulan geçmiş zamanın hikayesi. Kapatmıştı kelimesine bakacak olursak kapatmak fiil mış nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Yani duyulan geçmiş zaman kipekidir. Tı nedir? Ek fiildir. Ek fiilin ne arkadaşlar? Bu da ek fiilin hikayesidir. Bakın açıklamayla uygun olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine bakacak olursak geniş zamanın olumsuzun hikayesi demiş. Vermezdi kelimesinde vermek fiil, mazmez, geniş zamanın olumsuzu olarak karşımıza çıkar. Di de nedir burada? Ek fiildir. Ek fiilin yine hikayesidir. Açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. Olumsuzun hikayesi var geniş zamanın. Bu doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdiki zamanın rivayeti demiş. Ayrılıyormuş ifadesinde ayrılmak fiil, yor nedir? Şimdiki zamandır. Muş nedir? Ek fiildir. Peki ek fiilin ne arkadaşlar bu? Bu da ek fiilin rivayetidir. Bu da açıklamaya uygun. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise şart kipinin hikayesi demiş. İnceleseydin ifadesinde incelemek fiil, SSA şart kipidir. Y kaynaştırma harfi D nedir? Bu da ek fiildir. Yine bu da ek fiilin hikayesidir. N de şahıs ekidir. Arkadaşlar bu da açıklamaya uygun. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise geniş zamanın hikayesi demiş. Anlayıverdi ifadesinde anlamak fiil, Y kaynaştırma, İ vermek nedir? Tezlik fiili. Arkadaşlar bakın burada birleşik yapılı bir fiil olduğunu görüyoruz. Birleşik yapılı bir fiil. İ vermek de tezlik eylemidir burada. D nedir peki? D de görülen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla bakın burada bir tane kipeki var. Ek fiil yok. O yüzden geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş bir fiil bulunmamaktadır. Açıklamaya uygun düşmediğini görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir? Bir numaralı sözcüğe baktığımızda olmak fiil A nedir arkadaşlar? İstek kipidir.
İstek kipi dilek kiplerinden bir tanesidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yağsın kelimesinde yağmak fiil, sın eki nedir? Üçüncü tekil şahıs ekidir. Yağsın kelimesi de emir kipiyle çekimlendiğini görüyoruz. Eylemin bir buyruk şeklinde karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu da dilek kiplerinden bir tanesidir. Bunu da elemiş oluruz. Bulalım kelimesinde, bakın bulmak fiil, A nedir arkadaşlar? A istek kipidir. Lım nedir burada? Bu da birinci çoğul şahıs ekidir. Biz bulalım anlamına gelir. Bu da dilek tasarlama kipeklerinden istek kipiyle çekimlenmiş. O yüzden biz üçü de elemiş oluruz. Fısıldaşsın kelimesinde fısıldaşmak fiil, sın nedir? O fısıldaşsın. Bu da üçüncü tekil şahıs ekidir. Bakın bu da yine emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil olarak karşımıza çıkar. Emir kipi de dilek kiplerinden bir tanesiydi. Bunu da elemiş oluruz. Buluruz kelimesine bakacak olursa bulmak fiil kökü. Buradaki ur eki nedir? Geniş zaman kip ekidir. Uz nedir? Bu da birinci çoğul şahıs ekidir. Yani biz anlamına gelir. Bakın arkadaşlar, 5 numaralı sözcük geniş zamanla çekimlenmiş. Yani bu sözcük haber kiplerinden biriyle çekimlenirken diğerlerinin dilek tasarlama kip ekleriyle çekimlendiğini görüyoruz. Farklı olanı sormuştu. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli bir eylemdir? Parçamızı okuyalım. Bazı insanlar kişilikleri kızgın ateşte pişmiş, türlü düşüncelerin örsünde dövülerek biçimlenmiş kişilerdir. Derinlemesine irdelemeyi usanmadan denemeyi severler. Acılarına ve öfkelerine yenik düşmezler. Şimdi bir numaralı sözcükten başlayacak olursak, bakın arkadaşlar, pişmek fiil, buradaki mışmış eki nedir biliyor musunuz? Buradaki mışmış eki sıfat fiil ekidir arkadaşlar. Çünkü kişiler burada nedir? İsimdir. Nasıl kişiler? Kişilikleri kızgın ateşte pişmiş kişiler. Bakın burası komple ne olur? Niteleme sıfatı olur. O yüzden mış eki de sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Yine dövülerek ifadesinde dövmekten dövülmek olmuş. Dövülmekse sözcüğü fiil, arak erek eki de nedir? Zarf fiil ekidir. Dolayısıyla bunun da çekimli bir fiil olmadığını görüyoruz. Derinlemesine kelimesinde derin isim, derinden derinlemek, derinlemekten derinleme olmuş. Buradaki mame de isim fiil eki olarak karşımıza çıkar. S kaynaştırma harfi, onun derinlemesi dersem iyilik eki, N kaynaştırma, E de nedir arkadaşlar? Yönelme hal ekidir. Bakın bu da çekimli bir fiil değil. Bunu da elemiş oldum. İkiyi de elemiş olduk. Biri de elemiş olduk. 4 numaralı kelimeye gelecek olursak burada usanmak fiil, madam meden eki nedir? Zarf fiil ekidir arkadaşlar. Bu da çekimli bir fiil değil. O yüzden ben bunu da elemiş olurum. Düşmezler kelimesinde düşmek fiil, mazmez eki nedir? Geniş zamandır. Geniş zamanın olumsuzu olarak karşımıza çıkar. Lardedeki de üçüncü çoğul şahıs ekidir. Bakın burada düşmezler kelimesi geniş zamanın olumsuzuyla çekimlendiği için çekimli bir eylemdir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 14. soruya. 14. soruda bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Dizelerimize bakalım. Şimdi ben bu şarkıları kime söyleyeyim? Sen olmayınca benim tadım olmuyor. Yine yandı ilk ışıklar, nereye gideyim? Ayrılık akşamları hep daha fazla kor. A seçeneğinde görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş eylem vardır diyor. Arkadaşlar bakın, yandı kelimesine bakacak olursak yanmak fiil, D nedir burada? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneğinde şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş eylem vardır diyor. Peki bu nerede? Bakın bu da olmuyor kelimesinde. Olmak fiil, mame olumsuzluk eki, yo nedir arkadaşlar?
yoğurda şimdiki zamanki pekidir. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise istek kipiyle çekimlenmiş eylem vardır. Peki bu nerede? Söyleyeyim kelimesinde. Söylemek fiil, Y kaynaştırma harfi, A E2 nedir? İstek kipekidir. Burada da E2'nin kullanıldığını görüyoruz. Y kaynaştırma imde şahıs ekidir. Birinci tekil şahıs ekidir. Görmüş olduğunuz gibi bu da istek kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Geniş zamanla çekimlenmiş eylem vardır. Bu nerede arkadaşlar? Bu da kor kelimesinde. Aslında fiil komaktır. Komak fiil köküdür. R nedir burada? Bu da geniş zaman kipekidir. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise emir kipiyle çekimlenmiş eylem vardır diyor. Arkadaşlar burada emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.